Aşı nerede? Bilsem de söylesem, yani aşı nerede, gelen aşı ne oldu? Yani gerçekten şeffaf bir biçimde biz bu aşının ne biçimde kullanıldığını biliyor muyuz? Bir algoritma gibi bir şey yayınlandı, şu meslek grupları diye kimsenin itirazının olmadığı bir listeydi o. Ama arkasından söylentiler başladı. Güya teşvik olsun diye bir kısım siyasetçilerin aşılanmasına öncelik verilmiş. Mesela AKP'nin MYK üyeleri gibi. Şimdi bunları baktık, konuşacağız. Evet, onlar oldu. Bakın gündem şöyle özetlenebilir zaten. Aşılarda sorular var gerçekten. Siyasette de gerilim. Siyasetteki gerilimin dozu da artık sözden çıkıp eyleme döküldüğü için çok yüksek. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Bu arada hemen belirteyim. Bugün 19 Ocak, yani yarın Biden yemin edecek. Biden'ın yemin töreninin arifesinde Amerika en gergin günlerini yaşıyor. Kapitol Kongre binası resmen abluka altında. Yaklaşık 25 ila 30 bin ulusal muhafız, işte yerel polis vesaire. Üstelik de her biri teker teker kontrolden geçirilerek orada görev alıyor. Yanı sıra Amerika'da bir eyalette de Virginia eyaletinin Richmond kentinde de Trump taraftarları silah kuşanıp, bir kısacık görebiliriz o görüntüleri herhalde, toplanıyorlar. Bunlar efendim silah yanlıları, lobi için. Çünkü biliyorsunuz silah sevdalısıydı Trump. Onun için yürüyorlardı. İşte bunlar Trump yanlıları. Bakın görüyor musunuz? Basbayağı cephaneyle toplanıyorlar. Birkaçı böyle kameralara yanmış. Bunu da sonra paylaşacağız. Programın ilerleyen dakikalarında. Ve hani 20'si Biden töreni, 21'i, 24'ü Uğur Mumcu günlerden diyoruz ya. Efendim bugün de günlerden Hrant. Hrant Dink'in katledilmesinin, öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçmiş. 2007'de Agos genel yayın yönetmeniydi. Agos'a giderken ya da Agos'tan çıktığında galiba öldürüldü. O dosya hala karanlık, yarı karanlık. Agos ve onu sevenler, Hrant'ı sevenler, dostları yine hazin bir anmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle tabii kısıtlı. Böyle bakın bir binanın üzerinden güvercinler uçuyor. Hrant'ı simgeleyen beyaz güvercinler. Kar yağışı altında önceki akşam çekilen görüntüler bunlar. Güvercinler bugün öğleden sonraya kadar onun öldürüldüğü saat 14 sıraları, onun sonrasına kadar uçmaya devam edecek elbette. Ve Hrant katledildi. Ondan önce Türkiye'nin suikastlar, cinayetler, aydınların, gazetecilerin öldürülmeleriyle ilgili çok çok acı bir şeye sahip, hazineye diyelim ya da arşive sahip. Bunları konuşacağız ama belki de birazdan. Şöyle devam edelim. Ankara'da bize Hrant'ı, belki hatta daha öncesini, Kılıçdaroğlu dedi ya, 70'li yılları hatırlattı bana dedi. Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı. Şöyle bir şey söyledi Selçuk Özdağ. Dedi ki, arabasına görünce saldırganları, ellerinde de tabanca, arabasına doğru koşmuş. Arabasında tabancası var. O anda soğukkanlılıkla şu düşünceyi kafasında şekillendirmiş. Eğer tabancamı çekersem beni öldürecek, beni vururlar. Ve çok isabetli, çok soğukkanlı, çok akıllıca bir kararla tabancasına uzanmamış.
Çünkü hani çatışma görüntüsü olabilirdi. Gelen işte hani meczup mu diyeceğiz onları artık bilmiyorum kimlerse. Siz bu gelişmeyi şimdi aynı gün Selçuk Özdağ arkasından gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu saldırıya uğradı. Ve bir de biliyorsunuz avukat meslektaşımız. Ülke Ocakları eski başkanı üstelik de Hatipoğlu saldırıya uğradı. Buradan başlayalım. Siz bu gelişmeleri bu arada işte Bahçeli'den gazetecilere yönelik, Halk TV'ye yönelik çok ağır ithamlarla sözlü saldırılar da var. Yanı sıra işte böyle kan dökülen saldırılar da var. Bu bir süreç mi? Bu bir ne size göre? Yani şimdi bunu birkaç açıdan değerlendirebilirsiniz kuşkusuz ama en önemli değerlendirme zannediyorum siyasetin diliyle ilgilidir. 1970'li yıllarda gerçekten biz yaşadık bütün bunları. Yani siyasetin dilini özenli kullanmayan siyasetçilerin nelere sebep olduklarını zaman içerisinde son derece net bir biçimde gördük. Bu bir planlı eylem niteliğine dönüşebileceği gibi bir provokasyon olarak da gelişebilir. Dolayısıyla siyasetçilerin söylediklerinden kendi üzerlerine vazife çıkarmak isteyen bazı insanlar olabilir. Bunlar örgütlü olabilir, örgütsüz olabilir. Bunlar planlı yapılabilir, plansız yapılabilir. Ama sonuç olarak yaşadıklarımızın bize anlattığı bir gerçeklik var ki bunlar bu türlü sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla siyasetçilerin dilini çok özel bir biçimde ayarlamaları gerekiyor. Siyaset eğer dili bir Yunus gibi, bir Hacı Bektaş gibi falan kullanılabilir hale gelebilirse, yani siyaset zeki insanların yaptığı zeka unsuru dille konuşulur hale gelebilirse eğer, çok da zevkli hale gelebilir. Asıl marifetin de bu olduğunu söylemek gerekiyor. Ama Türkiye'de son yıllarda özellikle de tırnak içinde söylüyorum, farklı düşündüğüm için değil ama milliyetçilik akımının özel olarak gelişmiş olması nedeniyle ortaya çıkan tablo ister istemez bu anlamda bir sertliğe neden oldu. Çünkü siyasetçi kendi içinde Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığını düşünüyor. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi de bir anlamda düşmanlaştırıyor. Şimdi bunun kadar tehlikeli bir şey olamaz. İşte demokrasi dediğiniz şeyin erdemi, güzelliği orada galiba. Böyle baktığınız zaman da bu dilin kullanımına özel bilgi göstermek gerekiyor. Belki kutuplaşma denilen şeyin bir ölçüde siyasetin doğasında var olduğu söylenebilir. Geçmişte de kutuplaşmanın olmadığı bir siyasal şey yaşamadık. Sonuç itibariyle kutuplaşmalar siyaseti besler. Ama bunun bir ölçüsü vardır. Bunun bir kabul edilebilir bir derecesi vardır. Bunun ötesine taşıdığınız andan itibaren. Yani sizin gibi düşünmeyenleri terörist, sizin gibi düşünmeyenleri düşman, sizin gibi düşünmeyenleri dışarıyla ilişki halindeki insanlar olarak tanımlayıp göstermeye başladığınız andan itibaren kutuplaşma derinleşir. Derinleşen kutuplaşma da size ilişkin siyaset üreten insanların bir anlamda bu türlü şiddet kullanmalarına neden olabilir ki işte o gelinebilecek en son noktadır. Böyle baktığınız zaman da süreci izlerken doğru tanımlamalar yapmak gerekir. Siyaseti bu dilden kurtarmak gerekir. Bu dil var olduğu sürece de sorun ortaya çıkacaktır tabii.